Merhaba, bu videoda 3 eksen finish uygulamalarından 3D finishing uygulamasını göstereceğim. Toolpad kısmının altındaki boşluğa sağ tıklayıp New Toolpad diyelim. Strategy Type'ın yanındaki kutuya bir kere tıklıyorum. Ve buradan 3 Axis Finishing seçeneği 3 eksen finish uygulamaları içerisinden 3D finishing'i seçeceğim. Yine sağ tarafta görselin ve açıklamasında görebiliyoruz. OK diyorum. Machining Zone kısmının altındaki bu değerler benim parçamın sıfırına göre olan değerleridir. Yine buradan da sıfırımın kontrolünü yapabilirim. Cutter Details kısmı takımımı gireceğim yer. Ben bu işlemim için 10'luk küre bir takım gireceğim. Type kısmının yanındaki kutuya tıklayıp Ball End yani küreyi seçtikten sonra çapıma 10 girerek devam ediyorum. Machining Parameters kısmı burada metodum Climb olacak. Yandaki açıklama gözükmüyorsa Cancel'ın yanındaki kutuya tıklayabiliriz. Climb bir şekilde keseceğim ve Cycle çevrim olarak da Lace yani git gel şeklinde bir kesim yapacağım. OK diyorum. NC Machine Parameters kısmı benim devir ve ilerlememi gireceğim bölüm. Ben burayla alakalı bir değişiklik yapmayacağım. Kullanacağınız kesici takıma ya da işleyeceğiniz malzemeye göre bu değerleri doldurabilirsiniz. Stock Allowance değeri benim bırakacağım stock değerim. Herhangi bir stock bırakmayacağım için 0 tercih ediyorum. Tolerans benim işleme toleransım. Finish işlemlerim için %1 kullanıyorum. Step over yana kayma miktarı milimetre cinsinden bir miktar durumu ve ben 1 yazacağım buraya. Z step'te herhangi bir şey yok. Cutter movements kısmında 6 mm yaklaşma, 10 mm geri kaçma şeklinde değerlerim var. Girişlerim vertical yani dik bir şekilde değil, radyal bir şekilde girmesini istiyorum. Radyusunu 2 vereceğim. Transitions yani geçişler bölümünde alt tarafta 3D Spiral Transitions seçeneğini işaretliyorum. Bu geçişlerin birbirine bağlayacaktır. Step Overs kısmının altında da Radial Step Overs. Yine bu da yana kaymalarımın birbirine bağlamasını sağlayacaktır. Bunu da işaretleyip OK diyorum. Bu alanla alakalı ayrıntılı bilgi için Toolpad parametreleri videosunu da izleyebilirsiniz. Sağ tarafta Machining Order kısmının altında benim 3D Finishing ile alakalı seçeneklerim var. Bunlar Given by Curve ya da Curve şeklinde başlayıp Out to In, In to Out ve Converging şeklinde devam ediyor. İlk seçenek Given by Curve ya da Curve, verdiğim sınır eğrilerine göre bana takım yolu oluştururken Out to In dışarıdan içeri doğru, In to Out içeriden dışarı doğru ve Converging yakın sayarak bana takım yollarını çıkartacaktır. Ben Converging'i tercih edip OK diyorum. Şu an bir yüzeyim seçili, bunu iptal edeceğim. Bu haliyle OK deyip hesaplattığım zaman bana her yere, gördüğü her yere takım yolu çıkartacaktır. Ama ben ortadaki havuzu sadece işlemek istiyorum. Bunu da yüzey seçimi yaparak ilerleyeceğim. Surface Selection'ın altına girip buradan yeni yüzey oluşturma diyorum. Ve buradan işlemek istediğim yüzeyi seçeceğim. Şu şekilde seçimi yaptım. Sağ tuşla onayladım ve OK dedim. Yine yüzey seçimiyle alakalı da ayrıntılı bilgi için yüzey seçme videolarından yararlanabilirsiniz. OK diyorum. Ve hesaplamadan önce sağ tıklayacağım. New Toolpad diyeceğim. Başka bir seçeneği daha göstereceğim. Burada bir önceki işlemim neyse New Toolpad dediğim andan itibaren hiçbir seçeneğim değişmeden aynı tabloyla karşılaşacağım. Burada ilk olarak takımımı küçülteceğim ben. Üçlük küre bir takım alacağım. Şuraya 3 yazıyorum. OK diyeceğim. Yana kayma miktarlarını 10'da 1'e çekeceğim. Machining Order kısmından Curl seçerek işleme yapmak istiyorum. Bunun için Given by Curve'e basıp hemen sağ tarafındaki First Dry Curve seçeneğinin altındaki kutuya tıklayıp buradan ilk eğrimi seçeceğim. Daha önceden burada seçtiğim bir eğrim var. Ben bunu kullanacağım. Second Dry Curve aynı şekilde bunu da tıklayıp diğer eğrimi seçiyorum. Ve OK diyorum. Surface Selection kısmında da değişiklik yapmam gerekiyor. Yeni oluştur deyip işlemek istediğim yüzeyleri seçeceğim. Yine bu işlemi öncesinde buranın rengini değiştirerek de yapabiliriz. Work and see renge göre algılayacaktır. Evet, bu şekilde işlemek istediğim yüzeyleri de seçtim. Sağ tuşla onaylayıp OK diyorum. OK deyip ikisini birbirinden bağımsız olarak hesaplatacağım. Pencerenin sağ altındaki ikona bir kere mouse'umla sağ tıklıyorum ve hesaplamaya başlatıyorum. Evet, hesaplamamı bitirdi. İlk takım yoluma çift tıklayarak açıyorum. Sağ tıklayıp simülasyonumu gerçekleştireceğim. Hızı kısıyorum ve başlattım. Evet, bu şekilde yakın sayarak dışarıdan başlayıp merkeze doğru herhangi bir kalkış yapmadan bir giriş bir çıkış olacak şekilde parçamı işleyecektir. Seçtiğim yüzeyler doğrultusunda bu şekilde işleme devam edecek. Şöyle kapatıp
Hemen de tekrar simüle deyip ilk başını göstermek istiyorum, ilk girişini göstermek istiyorum. Hızı kısıp başlattığım zaman, evet şu an girişimi yaptı. Bu şekilde işleme devam edecek. Bu da ikinci takım yolum. Bu içerideki alanı seçmiştim, sadece çift tıklayarak açıyorum. Evet, burada da verdiğim iki curve arasında takım yollarımı oluşturdu. Sağ tıklayıp bunu da simülasyonunu gerçekleştirelim. Simulate deyip başlatıyorum. Evet, bu şekilde seçtiğim iki sınır arasında yine girdiğim yana kayma miktarı şeklinde ilerleyerek seçtiğim yüzeyi işlemini tamamlayacaktır. Yine burada da herhangi bir kalkış yapmadan bir giriş bir çıkış olacak şekilde parçamı işleyip evet, bu şekilde bitirecektir.